Şimdi ise animasyon kısmına geçecek olursak, burada iki şekilde animasyon işlemini gerçekleştirebiliriz. Birincisi expression dediğimiz After Effects'in kod kısmıdır. İkincisi ise burada özellikleri keyframe vererek çeşitli değerler ile oynayarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Timeline çoğumuzu ilk saniyeye alalım. Fault direction kıvrım yönündeki değeri 140, fault position üzerindeki değerleri 0 olarak belirleyelim. Yani böylelikle kıvrım yönünü sol üst köşeye almış oluruz. Şöyle aşağı doğru kıvrılacak. Hemen fault position'a ilk saniyede keyframe verelim. Ardından ikinci saniyeye gidiyoruz. Buradaki değeri şu şekilde arttıracak olursak 140. İkinci kısmında ise şöyle 80 olarak belirledik. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir ön izleme aldığımızda hafif bir kıvrılma var. Hatta not kağıdı katmanını seçili duruma getirip klavyeden U kısa oluşuna bastığımızda burada uygulanan keyframe'leri görebiliyoruz. Ardından ikinci saniyenin biraz ilerisine gidelim. Burada şunu böyle göz kararı olarak ayarlayabiliriz. Bunu da şöyle bir şey yapacağız. Değeri biraz burada azaltalım. Mesela 135. Bunu da 65 olarak belirleyelim. Şurada 2'ye 3 arasında gittiğimizde yani burada bir ivme gerçekleştirmek istiyoruz. Kağıt burada kıvrılacak. Ardından yukarı çıkacak gibi. Sonra 3. saniyeye gelip buradaki 2. saniyedeki keyframe aynı değerlerini vereceğiz. 140. Burayı da şu şekilde 80 olarak belirledik. Şekilde bir ön izleme aldığımızda gördüğünüz gibi birden 2'ye kadar eğiliyor. Yukarı çıkıyor ve tekrar eğiliyor. Bu şekilde animasyon işlemi burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Fakat burada ivme uygulayarak bunların daha canlı ve daha güzel bir şekilde hareket etmesini sağlayabiliriz. Hemen burada ikinci saniyedeki keyframe'i seçiyoruz. Ardından sağ tuş ile tıklayıp keyframe asistan ve ease in butonuna tıklıyoruz burada. Ardından aynı şekilde 3. saniyedeki keyframe'i sağ tıklayıp ease in olarak bunu belirleyelim. Şöyle bir hemen preview panel altından RAM preview aldığımızda şu şekilde buradaki ivmeyi görüyorsunuz. Fakat şöyle şurayı kısıtlayalım 3. saniyeye kadar. Ve buradaki şu ortadaki değer biraz düşük geldiğinden biraz kötü oluyor buradaki ivme. İşte bu şekilde izlediğimizde. Burada şimdi değerimiz 140'a 80. Burada 135. 135 olarak kalsın. Bunu da şöyle 75 olarak deneyecek olursak. Şöyle RAM preview alalım. Böyle biraz daha iyi gibi. Bu şekilde dilerseniz buradan easy de yapabiliriz. Bu şekilde de bunu gösteren. Hemen RAM preview aldığımızda. Tabii ki burada siz de değerlerle oynayarak farklı bir çıktı alabilirsiniz. Bu şekilde sarkan not kağıdı animasyonu yapmaya çalıştık. Bu şekilde çalışmalarınızda tabii ki değerlerde farklılık gösterebilirsiniz.